Gırbiçte'deyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar teyze, nasılsın? Sallana geziyorum. Bakın manzaraya, içiniz açılsın. Amazon ormanları gibi. Ne yapıyorsun, iyi misin? Hep burada mıydınız? Gittiniz mi Türkiye'ye? Nalbat İsmail'in oğlu. Biz de buraya geliyoruz. Gitmel yanını istemiyor ama. Deniz Oğruz mu? Çekelim bakalım Deniz Oğruz'un. Nasıl? Bazıları bayılıyor galiba. Evet. Bayağı burada çiftlik kurmuşsunuz abi. Aynı zamanda Almalı'daki videolarımızı izlemiş. Ha, arkadan çıkan evet. Efe Tura da gelsinler. Ha, bunlar ne? Fasulye işte. Hepsi organik, ilaçsız. Şu aşağıdakiler de ceviz. Patatesler aşağıda diyor. Kabaklar da orada. Bu aşağıdan biçilecek. Bal falan yok herhalde. Şurada ileride iki kovanı var. Bu bekçi köpek. Kangal kırması. Çoğu kiraz daha vardı da geçti. Böyle doğal hayatı herkes özledi. Bunlar ne? Kabak mı? Bunlar kabak. Evet, bir tanesi var. Domates. Bak evinci bir dakikayı görmedin sen. Çardağımız var, üzüm. Mevlüt'ten haberleri yokmuş. Kırceli yazınca bizim kanal çıkıyor YouTube'da. Ne yapacak bu ne, bu ne? Yaptın mı kahve abi? Tamam, hayır. Eline sağlık, çok güzel. Evi de güzel yapmışsınız Sami abi. 80 yılında yapıldı. Ya kopmamak lazım. Anne baba hiçbir zaman bırakılmıyor. Şeftali. Anamızdan babamızdan gördüğünüz gibi böyle toprakla uğraşırız. Toprakla uğraşmak her zaman zevk almışızdır. Patatesimizi, biberimizi alırız. Emekli olunca ben bu hayatı yaşamak istiyorum arkadaş. Bu şekilde ekiyoruz. Bunlar kabak yine herhalde. Yol üzerinde dut da var. Taze fasulye, normal fasulye. Domatesler doğal, dalından koparıyorsun, ekşi ekşi yiyorsun. Organik. Sanki burasının oksijeni daha iyi. Cebel'de Duşun Kovu var, Canbaşalı var, Rogosça var, Tepealtı. Orası da çok güzel. Güzel doğal yerlerimiz var. Şimdi baba ocağı burası. 82 yaşında hala bu uğraş. Vallahi bravo Şaban abi, kutluyorum seni. Yaşlandık gari, yaşlandık. Yaşa bakma. Siz ikiniz de gençsiniz. Madem sen bu kadar uğraşıyorsun, sen de gençsin. Gelmeyenlerin evleri de görüyorsun. Böyle yıkılıyor. Üzülerek izliyoruz. Çok güzel erik hoşafı var. Şeker katmamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Kahve de çok güzeldi. Süper. Mustafa abi çok teşekkür ettim. Kahve için, hoşaf için, her şey için. Şaban abi, oğulların da maşallah. Bak sana çok önem veriyorlar. Seni çok seviyorlar. Let's go burada. Herkese merhaba. Danimarka'dan Bahri Hasan yazmıştı bize. Mıkmıl'a gider misiniz diye. Daha önce Dalca'ya geldik ama buradan devam edemedik. Şu yolu göstereyim size, hatırlarsınız. Hatta görüntüleri de koyacağım. Merhabalar abi. Buradan devam edememiştik. Çok fazla kar vardı. Görüntüleri de koyacağım. Hatta şu araba yine burada duruyordu. Bayağı bir karla kaplanmıştı. Buraya gelmiştik. Çorba içmiştik. Bu bölgede işkembe çorbası da gayet güzel. Size de tavsiye ederim Dalca'ya geldiyseniz. Bu yoldan da Eridere'ye gidiyorsunuz. Arduino'ya doğru. Biz tabii ki Mıkmıl'a doğru devam edeceğiz. Mıkmıl 7 kilometreymiş. Gırbiçte diye de geçiyor zannederim. Gırbiçte diğer ismi. Evet. Bahri Bey, sizin isteğiniz üzerine gidiyoruz. Danimarka'dan Bahri Bey'e selamlar olsun. Nasılsın abi? İyiyim, sağ olasın, nasılsın? İyi Allah'a şükür. Nereye gidiyoruz siz? Mıkmıl'a. Mıkmıl'a mı, Gırbiçte'ye mi? Hangisi farklı mı onlar? Farklı tabii. Hatırlamıyorum ki şimdi, internette yok. Mıkmıl diye mi kalmış bizim, Gırbiçte diye mi kalmış bilmiyorum. Gırbiçte olması lazım. Gırbiçte'ye gitmemiz lazım baba. Gırbiçte'ye doğru gidelim. Hatırlıyorsun bu yol gidecek gibi değildi. Bu araba da bayağı bir kaplıydı karla. Hazırım. Haydi let's go o zaman. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız abi? Merhabalar, nasılsın? Nasılsınız? Ya Allah aşkına. İyi olsun. Ben mevlüt yaptık. Mevlüt'te görmedim. Ben sizi yok mudum? Yok. Adaya mevlüt'e gelseniz diye bugün. Vallahi bilmiyoruz ki işte. Etkinlik ne var, ne yok. Tek kocayı bir de. Hadi yolun açık olsun. Geleneksel Aladağ mevlüt'ü vardı. Oraya gittim. Var mı başka etkinlikler? Bugün yok. Dün Meneşeli'de vardı işte. Meneşeli'de. Panayır da olur. Panayırları da çekmek istiyoruz. Havada vardı, dün vardı. İşte millet oradan toplanıyor yavaş yavaş. Tam doğa harikası ya, çok harika, güzel yer. Gel şuradan aşağı çek, çek ya sen gel. Çekelim bakalım şöyle. Dolaşalım. Bir hediye vereyim sana bak. Geldi de bana bir şey vermedi değil mi? Bak görüyor musun? Buyur. Merhabalar teyze, nasılsın? Biraz nasılsın diye soruyor bak. Efendim nasılsın, iyi misin? Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsın? Sallana geziyorum. Ne sallana? Temiz havada iyisiniz çok burada ya. Burada Bahri Hasan diye Danimarka'ya giden birisi var. Tanıyor musun abi? Kim? Ya Mıkmıl'da ya burada. Bahri Hasan. İnşaat işi mi yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Bizim takipçi.
Gırbişteyi çeker misin dede? Mıkmıl mı artık? Gırbişte mi? İkisinden birini dedi ama. Nerede? Mektep var ileride. Daha ileride mi? Camiden bir 3 kilometre aşağı. Oralara doğru da bak, gideceğiz bak, bakalım. Deniz orozuna bak. Deniz orozu mu? Deniz bak, ötüşe bak. Aa. Daha yeni geldi öteden. Evet arkadaşlar, bakın manzaraya, içiniz açılsın. Amazon ormanları gibi. Tepede evler var. Bir drone görüntüsü de almak isteriz burada. Gayet güzel bir yer. İnsanın içi açılıyor. Ömrü uzar burada. Bol oksijen var. Gırbişte'deyiz. Sırt köy mü? Gırbişte daha ileriymiş. Pardon. Anladım. Şu karşıdaki ödeyin o kadar uzak gösterebilirsen Mişo var. Cebele giden yol bak. Şurası mı? Bak, çok karşıda var ya bak. Çekeyim oraya doğru yakınlaştırıyor bak. Yakınlaştırsan o Cebele giden Mişo yolu. Cebele giden yol. He. Orayı da çekmiş olduk. Köpek de tatlıymış ya. Köpeği de çekeyim şöyle. Ne yapıyorsun, iyi misin? Bir drone ha? Uçurabilirsin buradan. Buradan uçuralım mı bir drone? Uçurabilir miyiz? Uçar mı? Uçar. Oo. Alayım, çok güzel burada. Yukarıdan aşağı inerken güzel gözüküyordu manzara çok. Al çek. Çekeyim ben mi? Evet, bir drone uçuralım. Çok güzel bir yer. Havalanalım bakalım nasılmış yukarıdan manzara görelim. Çok güzel yer yalnız. Müthiş, doğa harikası yer. Yukarıdan da görüntüledik. Oho, burada insanın ömrü uzar ya. Siz hep burada mıydınız amca, teyze? Hep burada mıydınız? Gittiniz mi Türkiye'ye? Bu meşhur Nalbant İsmail'in oğlu bu esas. Hı hı. Civarda Nalbant İsmail Türkiye'de vefat etti. Onun oğlu annem. Evet. Ömürleri burada geçme yani. Çok güzel. Ya biz de buraya geliyoruz. Gitme canımız istemiyor ama iş icabı bazen gitmek zorunda kalıyor. O yüzden zemini azıcık hazırlayalım diyoruz biz de. İşte mahallemiz bu. Valla mahalle bazı çok güzel ya. Çok şey sevdim. Ya. İlk defa geldim buraya ama. Aladağ'a gelseymişim. Büyük çok iyi olacakmış. Bilmiyordum. Ah keşke bilseydim ya. Hem drone ile çekerdik. Ya drone ile işte yüksekten. Süper olurdu. Temmuz'un ikinci haftası. Hı hı. Aladağ'da geleneksel mevlüt var. Yani bereket işte şey mevlüt, sağlık mevlüdü. Her yıl geçen sene pandemiden dolayı şu camide okutuldu yalnız. Bu sene yine aynı Aladağ'da devam ediyor. Yapılıyor mu burada panayırlar vesaire? Eylül aylarına doğru. Ardino, Mastanı, Cebeli sıralan giriyorlar. O zaman bir daha geleceğiz Eylül'e doğru buraya. İnşallah bekleriz her zaman. Buradan öte çıktın daha dediğim gibi mektebin yanına varın. İlk maka gideceğiz. Karşı tepeden geçeceksin gösterdiğim yerden. İleride camiden sonra çok az bir mesafede okul var. Büyük bir okul. Çünkü artık okul değil ama oralarında bir gör. Orada bir kaldır bak yükseliyorsanız orada çok büyük şeyler var. Köyler var. Kopmadık. Bulgaristan gittikçe de yükselişe geçiyor. Giden gurbetçiler de tekrar geri geliyor. Merkezde çok yer yapılıyor. Daireler yapılıyor. Tekrardan yükselişe geçecek burası. Tekrardan popülerite kazanacak yani. Yani şu manzara neymiş ya böyle. Ne kadar güzelmiş ya. Deniz orozu mu? Çekelim bakalım deniz orozunu. Nasıl? Oho. Daha 3 gün oluyor getirelim. Hadi ya. Denizli'den mi geldi peki? Hayır, oradan aldım. Bursa'dan aldım. Tamam. Deniz orozu olarak. İyi bakalım. Ama az önce öterken değişik ötüyordu zaten. Ötüyor. Onların özelliği... Bazıları bayılıyor galiba. Ötüyor. Evet. Daha benimki o derecede değil ama bayılana kadar. Bak bunlar hepsi bu şekilde gittim ha. Sınır geçti. Bayağı burada çiplik kurmuşsunuz abi. Sami abinin tavukları, orozları burada. Bursa'dan almış bir tane denizli orozu. Çok değişik ötüyor. Sami abi bizim aynı zamanda Almalı'daki videolarımızı izlemiş. Bursa Efe Tur'un sorumlusu ne? Efe Tur'un sorumlusu. Yani yazarımızın şeyi. Evet. Bak şu arkadan çıkan bak. Ha, arkadan çıkan evet. Öttürsek onu. Çok iyi oldu. Öterse iyi olur. Efe Tur'a da gelsinler. Hah, beklerim. Nerede yerini de söyle yeni abi. Yeni Bağlar Keste. Benimki Yeni Bağlar'da. Yeni Bağlar'da. Evet. Bulgaristan'a ulaşım. Sami abiyi bulun. Yeni Bağlar'da. Gelin. Eğer Bulgaristan'a geliyorsunuz. Başka nereye? Çoğunluk bilir. Bulgaristan sadece. Sadece Bulgaristan mı? Ya. Bulgaristan'a. Bulgaristan var. Haftada 2-3 gün. Haftadaki 3 gün. Ya, Yunanistan. Bursa Efe. Ama Bulgaristan sabah akşam devamlı. Sürekli olarak var. Sürekli Bulgaristan'a olarak. Gelecekseniz Efe Tur, evet, Sami evet, abi. Yani. Evet tabii ki. Öterse ötecek bakalım. Şansı o. Bekleyeceğiz artık. Şöyle biraz ilerleyince gel bak, nasıl manzara? Gel bak manzara esas. Ha, bunlar ne? Fasulye işte. Hepsi organik, ilaçsız. Ya yok, ilaç yok burada. Vay be. İşte bunlar hep biçeceğiz de bunlar hep.
başladım yolu açma buraya şey hep bak patates var aşağılarda. Oo, topraklar verimli herhalde Sami abi. Bizim topraklarımız ekmeği sen lazım. Bak buraya aşağıda. Gözünün ucu gördüğü yer bizim burası artık. Evet. Buraya 3-4 sene önce ceviz ektim ben de biz geç kaldık biraz bu işte. Cevizler hangisi? Bak ya göstereceğim şimdi onları. Daha 10-15 sene önce yapmam gerekirmiş. Valla sizin çiftlik bak, bayağı büyükmüş. 3 ayda 65 fidan ektik buralara oldu. Bak hep ceviz. Hı hı. Ya burada patates. Şu aşağıdakiler de ceviz. Evet, ceviz o tarla orada aşağı ceviz. Orada patates de var. Patatesler aşağıda diyor. Biraz gösterelim görsünler şöyle. Aşağı doğru çekelim. Ya burası aşağı hayvancılık için ideal ya buralara. İdeal. Büyütmeyi düşünüyor musun? Niyetim var zaten o şeylerden için. O yüzden. Çok güzel. İşte kabaklar da yavaş yavaş biçtim. Kabaklar da orada. Onlar şahınlayıp biçilecek. Biçince daha başka oluyor ya. Temel. Tabii ya. Senin de içinde var Sami ya, abi. Elinden gelmese bunlar olmaz bu kadar. Herkesin yapacağı işler değil. Anlamak lazım. Aynen. Sen anlıyorsun. Aynen. Seviyorsun. Ya yürekli olduğuna yavaş yavaş alışılıyor, öğreniliyor. Tabii ki. Şu vadinin manzarası çok güzel. Vadi olması işte, evet. Tepede olması burası. Ayrı bir manzara katıyor. Bal falan yok herhalde değil mi Sami abi? Ha? Bal yok herhalde size. Bal, babada var iki sandık arıda ama daha baldıcı bal yok. Bak şurada ileride iki kovanı var. Burada çok olur ya, arı çok vardır. Ya geçen bu sene 7 ay Bulgar, Türkiye'de kaldılar Covid'den dolayı. Bazıları ölmüş. O yüzden baba uğraşıyor gene. Bak orada kovan sandıkları görünüyor bak. Evet gözüküyor şu an fark ettim. Biraz zoomlayayım gözüksün onlar da. Tam bu bölgede. Evet. Bal sandıklarımız var. Hazır. Bak köpeğimiz yatıyor burada esas bak. Haa bu bekçi var. Köpek. Bak buradan ta aşağı kadar gidiyor bu telde. Bağlı mı o? Bağlı bu telde geziyor bak yukarı ta aşağı kadar gider. Tam bekçi o. Kangal kırması. Vallahi. O da Türkiye'den geldi ha. Türkiye'den? Bursa'dan mı? Bursa'dan. Bursa'da Karacabey'de var onların çiftliği. Yok ben Bursa'dan birinden aldım. Canlı manlı taşıyoruz buraya hiç şey yok. En güzel abi. Yerim var müsait. Taşımak aynen lazım. Şu şekilde kirazdan ballar. Kirazdan valla denk gelseydin çoğu kiraz daha vardı da geçti. Bunlar kiraz ağacı herhalde. Kiraz ağaçlarımız burada. Evet. Sami abi güzel bir şekilde gezdirdi aynen evlerini. Böyle doğal hayatı herkes özledi. Özellikle pandemi zamanı bu tip mekanlar çok çok gözde oldu. İnsanlar doğal hayatı arıyor. Karavanla dolaşmak istiyorlar. Karavan satışları patladı. Aynen öyle oldu evet. Doğallığa bir önem geldi artık. Bunlar ne? O, kabak mı? Bunlar kabak. Kabaklar. Ne zaman bunlar yetişiyor? Bunlar da artık Eylül'e doğru hazırlanacak. Bak yavaş Eylül. Yavaş bak. Şöyle bak şurada bak. Burada vermeye başlamış mesela bak. Evet bir tanesi var. Bak, her kökte var da daha küçük ya. Bak şurada var mesela onlar hepsi bak. Yavaş yavaş. Aşağı doğru büyüyecekler. Harika. Domatesler yerleşti bak yazılar hazır orada. Bunlar ne? Biber mi domates mi o? Domates onlar. Domates. Bak evin dibindekini görmedin sen. Yok görmedim bak, onları. Aynı boyda bak. Ha, çekelim onları da ya. Var. Ya. Bizim genelde kesim 55 yaş üstü. O yüzden... Onlar çok meraklı böyle yani tarla bak, işlerine. Onları gösterelim yani. Bunları çardağımız var, üzüm. Bunları özellikle böyle balkonun altına ekiyor ki bağ sıra yağ değil ama ona benzemez. Onu daha tez vurar ama bunlar tez vurmaz yukarıdan. Hamak da yapmışsın abi hamak çok rahat. Evet domatesleri çekiyorum. Bu güzel videoya beğeni istiyorum. Paylaşım istiyorum. Abone de olun artık. Kimi kesim izliyor. %94'ü izliyor abone olmuyor. Adam televizyoncu. İnternette çıkacaksın gel. Merhabalar abi nasılsınız? Buradan mı? Bu köyden mi? Evet buradan. Nasıl buralar güzel mi? Güzel ben bizim ömrümüz burada geçiyor. Ha, hayat memnunsun. Bir yer gidemiyoruz. Hasta çocuk daha var. Hanım vefat etti. Geçmiş olsun başınız sağ olsun. Ama mutlusun burada bugün, huzurlusun. Bugün geldiniz işte. Bilmem ne orada. Yani. Abisi var Tevfik abi. Ya Tevfik abi işte onu yazdım. Hem akşam haber aldım. Mevlüt'ten haberleri yokmuş. Esas Anadolu'ya gelse. Valla nereleri çekebiliriz diyordum Sami abiye. Havaya, drone uçurdu havaya yamaca kadar. Çektik tepeden. Kırceli yazınca bizim kanal çıkıyor YouTube'da. Yazarsan Kırceli göreceksin beni zaten. Let's go bro bizim kanal ismi. Ha, ne yapacak bu ben bunu ne? Ben yapabileceğim miyim? Yaparsın. YouTube. YouTube'da internet varsa Sami abi gösterecek sana. Göstereceğim. Tamam ben internet ayınlosu yok. İnternet Kırcal yazdı mı çıkacak aga. Göstereceğim bir şey. Kırcal yazdı mı çıkıyor. Kuzda gezdi her yeri çekti. Köyün görüntüsünü de salacağım yukarıdan. Yukarıda köyün. Kahveni iç.
Yaptın mı kahve abi? Vallahi zahmet etmişsiniz. Çok doğal, Aladağ'da. Buranın suyu mu? Kahve, eline sağlık abi, çok güzel. Uğraşmışım vallahi. Senin kahvemiz o zaman. Çok güzel olmuş. Bizim Bursa'da Samanlı'dan eğer izleyen varsa gene Bursa'ya saygılar Türkiye'ye. Herkes yazsın yorumlara. Aynen. Evet. İyi oldu size denk gelmemiz, çok güzel. İyi oldu, güzel oldu, biz de memnun olduk yani. Valla çok cennet gibi bir yer yapmışsınız ya. Sami abi gezdirdi şöyle. Oraları da gezelim mi? Geleceğim gene içeceğim, biberleri çekelim. Şöyle gösterelim bakalım evi. Evi de güzel yapmışsınız Sami abi. 80 yılında yapıldı ama 10-15 sene önce tekrar çatıma hepsi yenildi. Güzel, yeni ya. Duruyor ev yani. Burayı. Evet, belli o. Çünkü bayağı güzel gözüküyor. Göz ardı edemiyoruz. Anne baba burada durduğu için biz de gelip gitmek zorundayız. Evet. Kopamıyoruz buradan senin anlayacağın. Ya kopmamak lazım. Anne baba hiçbir zaman bırakılmıyor. Ben belki Amerika'ya gidecektim ama vazgeçtim. Biberli, bırakılmaz. Bak ekik biberler. Evet. Çamaşırını ben ektim daha sonra. Şeftali. Mustafa böyle bir yaptı. Evet Mustafa abi bize gösterecek şimdi. Anamızdan babamızdan gördüğünün gibi böyle toprakla uğraşırız. Toprakla uğraşmak her zaman zevk almışızdır. Patatesimizi, biberimizi alırız. Bursa'ya da götürürüz arabayla. Burada böyle doğal. Emekli olunca ben bu hayatı yaşamak istiyorum arkadaş. En güzeli. Bu hayatı yaşamak istiyorum. Benim özlediğim, istediğim hayat bu. Evet. Yani Allah'ın izniyle emekli olursak bu şekilde ekiyoruz. Bunlar kabak yine herhalde. Bunlar da kabak. Kabaklarımız yine. Bunlar bol bol kabak var maşallah. Başlamış. Domatesler burada. Domateslerimiz burada. Burada domateslerimiz var. Üzümlerimiz var dediğim. Üzümler var. Yani çilekler zaten biliyorsun zamanında geldi geçti. Evet. Yedik onları. Dut yok mu sizde ya? Dut var. Yol üzerinde var. Yol üzerinde dut da var. Bu şekilde böyle normal faaliyetlerimizi böyle boş kaldıkça geliyoruz burada icra ediyoruz. Taze fasulye, normal fasulye, sık fasulye oluyor bunlardan. Görüyorsun hamağımız var, keyif yapıyoruz. Evet, burada. Çok güzel de bir hamak var. Şimdi burada domatesler doğal. Şimdi aşağıda daha çok var da ben örnek olarak sana göstereyim burada. Evet. Domatesler doğal, dalından koparıyorsun, ekşi yiyorsun. Çok güzel. Yani. İlaç kullanmıyorsunuz zaten, her şey organik. İlaç yok, organik. Sadece bir iki senedir böyle bir hastalık vardı. Bu sene iyi maşallah. Hı hı. Ama normalde sera olsa böyle naylonla kaplı olsa hiçbir sıkıntı olmayacak domateslerde. Evet. Bu yani benim kayınpederim. Biz Cebel'de de evimiz var ama burası daha böyle biraz daha doğal olduğu için buraya geliyor. Sanki burasının oksijeni daha iyi. Cebel'de mesela Cebel'de Duşinkova var, Canbaşalı var, Gogosçe var. Yani tepe altı dedi baban. Podvrak Bulgarca tepe altı. Orası da çok güzel. Bizim evet. Oralar da çok iyi. Nehir geçer oradan, çay. Köprü var bir tane bizim eski tarihi Canbaşalı'ya gittiğimiz köprü var. O da köprüyü de görün. Güzel doğal hani yerlerimiz var. Tepealtı dediğimiz köyümüze dönerken aşağı dere Stınçögület'e giderken Stınçögület'e varmadan Tepealtı var. Tam onun karşısında. O nereye gidiyor? Duşinkova'ya gidiyor kestirme. Çocukken oradan gidiyordum. Okula giderken lisede. Yani bize bir hatıra kaldı herhalde ölene kadar çıkmayacak bu bizden yani. Evet, biz evet. Seviyoruz burayı. Burası çok güzel. Cumhuriyetimizi de seviyoruz ama burasını da seviyoruz. Burası gene farklı. Evet. Şimdi baba ocağı burası. Gördüğünüz gibi. İşte burada hep böyle ekiyoruz. 82 yaşında hala bu uğraşıyor. Bizden fazla maşallah uğraşıyor. Ya. Şaban abi. Şaban babam 82 yaşında hep bu işlerle bu yaşta hep ilgileniyor. Maşallah. Kendisi maşallah. İlgileniyor. Bizzat kendisi burada uğraşıyor. Bir çiftçi gibi düşün yani. Çok güzel. Vallahi bravo Şaban abi. Kutluyorum seni. Yaşlandık garip yaşlandık. Yaşa bakma. Siz ikiniz de gençsiniz bak. Babam da durmuyor. Madem sen bu kadar uğraşıyorsun sen de gençsin. Ben 49'luyum ben. Yapma ya. Tabii 74 yaş. Tabii. Yaşlı değilsiniz. Çalışmaya borçlular bu yaşı. Yani. Gelmeyenlerin evleri de görüyorsun. Böyle yıkılıyor. Evet. Üzülerek izliyoruz. Bak gelin toparlıyor. Böyle mesela baba hocana sahip çıkan çıkıyor. Sizin ev burada farklı duruyor yalnız. Evet. En böyle bakımlı baktığım güzel, zaman diğer evlere. Çok güzel yapmışsınız yani. Bravo. Evet çok güzel erik hoşafı var. Her şey doğal. Şeker katmamışlar. Her şey organik. Gayet güzel. Tadına da baktım. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Tadı var. Çok teşekkür ediyorum. Kahve de çok güzeldi. Eline sağlık Mustafa afiyet abi olsun, bu arada. Evet. Çok güzel olsun. Yapmışsın her şeyi. Valla müthiş. Çok güzel. Her şey dört dörtlük. Burada hayat da çok güzel gözüküyor. Süper. İyi oldu. Mustafa abi çok teşekkür ettim. Kahve için, o şap için, her şey için.
Ne demek? Muhabbetiniz için de çok güzel, iyi insanlarsınız. Burada mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayın. Türkiye'de gidip geliyorsunuz ama. Çok şükür gene ara vatanımız Türkiye. Vallahi evet, da iyi. Buraya da gelin tabi. Bir karşı mahalleyi de çek, gel bak karşıdan. Tamam. Şaban abi çok güzel. Oğulların da maşallah. Bak sana çok önem veriyorlar. Konuşmalarda onu anladım. Seni çok seviyorlar. Evet. Geliyorum Sami abi. Bak karşıda Derallah diyorlar oraya. Bak mahalle olarak bir mahalle daha. Gözüküyor mu evler abi? Ha gözüküyor dağ tepede. Orada drone'da da çıkmıştır belki. Böyle de gidiyor. Hı-hı. Ardino da yukarıda gidiyor. Aladağ'a bir gün size nasip olsaydı bak karşı tepeyi görüyorsun değil mi? Bu sırttan böyle gidip ortasından bu tarafa doğru geçecektik. Orada çeşmesi şey yeri orasıydı. Bak ama daha karşıda var baba. Bir daha gidelim. Bir dahaki sefere gene uğrarız biz evet, buraya. Derallar orası. Şurada vardı evler ama artık orman içinde kaldı. Hmm, çok yok büyük, olmuş o zaman. Boşluğu var. Orman bitti artık orası. Orada da daha bakımlı evler gelip Türkiye'den bak o birinci beyaz düzeltilerinden evet. Belli zaten. Şöyle çekeyim yakınlaştırayım. Yani. Çok güzel gözüküyor. Bir ya ağaç kokusu burada, geliyor burada. Bak camimizin minaresi oradan gözüküyor. O caminin yanından Aladağ'a gidecektik ama siz duymadınız. Size kısmet olmadı. Olmadı. Bir de dün yeni geldik ya. Biraz yorgunluk da vardı. Aynen. Aslında söyledim babama. Dün geldiyse zaten bence zor olmuştu. Kısmet değilmişti. Temmuz'un ikinci haftası bak. Temmuz'un ikinci haftası. Temmuz'un ikinci haftası. İyi bu videodan dolayı unutmayız zaten. Var. Şurada Meneşeli var Aladağ'ın altında. Hı-hı. 17'sinde de Aladağ. Peş peşe bunlar. Sağ hoş olursak inşallah aklınızda olsun. Tamamdır Sami abi. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum sana. Hadi. Efe Tur'a gelin. Ha? Efe Tur. Herkes arasın. Dur. Sami abimiz. Bak, yeni bağlı. Yeni bağlarda. Bak bu ıhlamurları babam ekti. Fidandan bak. Evet. Şunlar bak. Bu ıhlamur ağaçlarını görüyorsunuz. Ağaç ola. Hepsi ıhlamur buna burada. Şaban abi ekmiş hepsini evet, bunların. Onun emeği bunlar. Çok güzelleştirmiş yolu o zaman. Eline sağlık. Valla çok memnun olduk. Çok teşekkür memnun ediyoruz. Olduk. Çok teşekkür ettik. Olduk. Allah razı olsun. Sizden de ne demek. Güzel burada dediğim gibi Mutlu'ya gideceğiz. Sen önce bir magazinin yanına git. Çay hemen büyük bir okul var zaten. Burada gene bizim Türkiye'lilerden gelen var orada. Şimdi oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir onları da gör. Tamamdır Sami abi. Kendine bak. Teşekkür ettik sizde. Çok memnun olduk. Gene görüşeceğiz inşallah. Görüşeceğiz. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hadi iyi günler.